son dakika gelişmemiz ekranda. UEFA 55 Federasyonu'na görüşecek. Telekonferans yöntemiyle yapılacak bu görüşme 1 Nisan'da gerçekleşecek. Sıcağı sıcağına son dakika gelişmesiyle hızlı bir giriş yapalım. Nevzat Dindar stüdyoda konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sıcak gelişmeyi hemen sorayım Nevzat abi. Nasıl değerlendirirsin? 1 Nisan'da aslında bunun sinyallerini Çeferin vermişti. Ülke basınına yaptığı açıklamada federasyon başkanlarıyla, federasyonlarla bir araya geleceğiz. Biz liglerin her şartı devam etmesini, oynanmasını istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Yani bir yerde gerekiyordu çünkü ortada bir belirsizlik var. Yani bir tarafta işte Nisan sonu tarih veren var. Önünü takvimi öngören yan var. Belarus başka bir noktada. Tabii orada başka bir dünyada. Ama UEFA penceresinden baktığımızda ciddi bir belirsizlik var. Yani bu belirsizliğin ben önce ortadan kalkması, kulüplerin buna göre gelecek planlarını yapması, gerekiyorsa futbolcuların, teknik adamların, kulüplerin yarın ne olacak, haftaya ne olacak, yani o belirsizliğin ortadan kalkması açısından gerekiyordu. Bu toplantının mümkün olan en kısa sürede yapılması. Yani olay İspanya, İtalya üzerinde değerlendirilmemeli. Yani bu işe tabii ticari bakacaklar. Yani ciddi kayıplar var. Futbol sadece futbol değil. Yani bunu bir kitabın sadece ismi olarak olmadığını yaşıyoruz. Yani futbol durduğu vakit hayat duruyor. Zaten bunu da tecrübe edindik bu süreçte biz. Mümkün olduğunca senin de söylediğin gibi ki Sefer'in de bu konuda zaten doğal olarak oynatmaya çalışacaktır. Oyunun mümkün olduğunca oynanması taraftardır. Ancak diğer taraftan da sağlık şu an onun önüne geçmiş durumda. Burada güzel olan taraf şu, bir istişare yapılacak. Yani UEFA ben bu kararı aldım işte şu olacak demeyecektir. Burada bizim açımızdan bence kritik nokta şu. UEFA acaba ülke federasyonlarına bu konuda herhangi bir bağımsız bir yetki verecek mi? Yani orada kendileri inisiyatif kullanabilecek mi ülke federasyonları? Bunu da 1 Nisan'dan sonra artık yanıtını görebileceğiz. Çünkü değişiyor. Almanya'da tablo İspanya ya da İtalya'daki gibi değil. İngiltere biraz daha işin içerisine girmeye başladı. Yunanistan kısmen. Biz kontrol edebiliyoruz ama yarın ne olacağını, iki hafta sonra neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şimdi bu çerçevede UEFA nasıl bir karar alacağını merak ediyorum ama buradan bir şey çıkacağına da inanmıyorum. Yani buradan bir ortak karar çıkacağına da inanmıyorum. Bence bu süreç sonunda ya da 1 Nisan'daki toplantıda ülke federasyonlarına kişisel olarak hani ülke federasyonları olarak değerlendirme yetkisi verilecektir. Bu konuda zaten dikte edemezsiniz. Yani sen oynatacaksın. Yani öyle bir şeyi zorla dikte edemezsiniz. İtalya ve İspanya'da tablo çok ağır. İşte Koray ve Hüseyin Özgür'ün değerlendirmeleri burada önemliydi. Yaşayıp göreceğiz ama 55 ülkenin şu an aynı tabloyla karşı karşıya değil. Burada ben 1 Nisan'daki toplantıda UEFA'dan şunu beklerim. En azından bir futbol yorumcusu, bir gazeteci olarak kulüpler sıkıntıya girdi. Yani bunun sonuçlarını zaten ilerleyen süreçte göreceğiz. UEFA burada sadece işte Şampiyonlar Ligi ve UEFA ile ilgili, yani o Avrupa Ligi ile ilgili bir takım kararlar alabilir ve bu çerçevede belki de askıya alacaktır bu sezonu tamamen. Ama ülke federasyonlarının alacağı karar noktasında ben UEFA'nın bir şey dikte edeceğini düşünmüyorum. Çünkü her tarafta aynı etkiyi görmüyoruz. Evet. Bir taraftan da şimdi Belarus'ta çok ilginç şeyler oluyor. Belarus belki bu işi biraz önemsemiyor ama dünyada futbol oynandığı bir yer olunca da ilgi odağı da orası oluyor. Yani düşünün, Belarus Ligi'nin 10 tane ülkede canlı yayınlandı. Evet. İnsanlar çünkü futbola susamışlar, özlemişler. Dolayısıyla 1 Nisan'da açıkçası ben ülke federasyonlarının alacağı kararla ilgili bir sonuç beklemiyorum. Ya da olacaksa da ülke federasyonlarına herkes kendi değerlendirmeleri sonucunda alacağı karara saygı duyacaktır UEFA. Ancak kendi organizasyonları için net kararını açıklayacaktır. Ama bu da tabii bazı ligleri etkileyecektir. Az önce söylendi İtalya. Örneğin İtalya'da İtalyan takımları nasıl dönecekler ya da dönebilecekler mi? Çok ağır sonuçları var. İşte
şeyi biliyoruz. Atalanta'nın yaşadığı durumu biliyoruz. Evet. Bekleyelim, görelim. Şimdi Sayın Gürkan Kubilay bizleri bekliyor. Doktor Gürkan Kubilay. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok yoğunsunuz biliyorum. Bir yandan hastalarınızla ilgileniyorsunuz, bir yandan durumu takiptesiniz yakından. Bize zaman ayırdığınız için öncelikle ben kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Önce spor yazarı kimliğinizle de aynı zamanda hocam şu konuyu da değerlendirmenizi rica edeceğim. UEFA 55 ülke federasyonuyla bir telekonferans gerçekleştirecek 1 Nisan'da ve liglerin ertelenme durumuyla ilgili, nasıl devam edeceğiyle ilgili ana başlık bu. Nasıl değerlendirirsiniz? İyi yayınlar bence sevgili kardeşlerim. Galiba Nevzat da orada. Merhaba hocam. Evet. Kolay gelsin. Ben de sorularımı hazırladım hocam. Ne diyorsun? Nevzat bak bilmediğim yerden sorma. Sonra hesap sorarım sana. Şimdi galiba 12 ya da 13 gün önceydi. Takım oyunuydu yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bağlandı arkadaşlar ve bana şeyi sordular. Hocam işte bazı takımlar antrenmanlara başlamayı düşünüyor 27 Mart vesaire. Ne diyorsunuz diye. Çok net bir şey söyledim o zaman. Ya bırakın antrenmanlara başlamayı. 15 Nisan'da bile onlar antrenmanlara başlayamazlar. Ve yine 15 Mart'ta attığım bir tweet var. Hala duruyor orada. Şunu yazmışım, olimpiyatlar olmaz, Avrupa şampiyonası olmaz, bütün ligler iptal edilir ve biz Haziran itibariyle biraz daha rahatlamış oluruz koronavirüs anlamında söylüyorum. Bugün de aynı yerdeyim. İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok sevgili Ceyda. Dolayısıyla ben bu ligleri oynamaya ısrar etmenin bizim futbolumuza bir katkısının olmayacağını, insani sağlık açısından, insani ve sıhhi açıdan bir katkısının olmayacağını düşündüm ama Nevzat tabii gazeteci olduğu için işin ekonomik taraflarına bakacaktır. Ama bu kadar ara verdikten sonra oyuncular, eski oyuncular olmayacağını da söyledim bunlar 15 gün önce. Yani o takımlar sahaya çıktığında ya bıraktığımız Galatasaray bu muydu? Hani bu Lemina bu takımın en büyük silahıydı. Ne olmuş evet. Bu Sörloth'a falan demeye başlayacağız. O da başka bir kavga çıkaracak. Dolayısıyla benim şeyim, benim önerim net bir şekilde bu sevdadan vazgeçin. Bunu UEFA'daki bütün liglerdeki takımlara da söylüyorum. Bu sene bu sevdadan vazgeçsinler. Sadece bu seneyi nasıl legalize ederiz onun peşine düşsünler. Kendi fikrim bu. Yani futbolcular da hep yaptıkları açıklamada şuna değiniyorlar hocam. Döndüğümüzde bu kişisel antrenmanlarımıza devam ediyoruz ama döndüğümüzde inşallah sıkıntılar yaşamayız. Çünkü herhangi bir sakatlık durumuyla da Allah korusun karşı karşıya gelinebileceği bir durum. Futbolcuların da tedirginliği var. Aynen öyle. Şimdi orada iki anlamda sakatlık bir, biz koronayı belli bir süre sonra tabii ki bu şeyi piki aşağı indireceğiz, azalmaya başlayacak. Ama kalabalık ortamların bulunduğu yerde koronanın yayılma riski her zaman olacak. Bir de futbolcuları düşün. Ya bu çocukların antrenmanlarında birbirlerinin üstlerine atlıyorlar, yatarak kayarak müdahaleler, her taraf ter, tükürük, küçücük şey soyunma odaları ne kadar büyük olursa olsun metrekareye 10 tane adam düşüyor. Ya bu adamlar için bu da biliyoruz ki damlacık yoluyla yani ağzından çıkan tükürün içinde yaşıyor bu virüs. Başka yaşama şansı yok. Dolayısıyla o açıdan da risk faktörünün yüksek olduğu yerler olacak. Ben açık söyleyeyim kendi adıma. Yani ben Futbol Federasyonu Başkanı olsam bir taraftan da doktor kimliğimle bu ligleri oynatmam arkadaş. Çok net söylüyorum. Kendi fikrim bu. Peki hocam bir de güzel yanları da olmaya devam ediyor. Güzel haberler alıyoruz. Güzel yanları demeyelim ama güzel haberler alıyoruz. Bugün de onlardan birini aldık. Sayın Fatih Terim taburcu edildi. Yusuf Günay da aynen öyle. Yalnız hastaneden şu açıklama yapıldı hocam. Fatih Terim'in testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Yani pozitif olsa da hastaneden ayrılabiliyor mu bu durumlarda hastalar? Ya bırak pozitiflikle hastanelere ayrılmayı. Bugün dünyada %80'i hastaneye de yatmıyor zaten. Yani hastalığın %80'i hastaneye yatmayı gerektirmiyor. Bu %80'in o 80 puanın içinden 30 tanesi bulgu bile vermiyor. Yani hiçbir şey hissetmiyor adam. Ne halsizlik, ne burun akıntısı, ne ateş, ne öksürük. 30'luk bölüm böyle. 50'lik bir bölüm, 80'e öyle çıkıyor. 50'lik bir bölüm hafif bir halsizlik hissediyor. Belki hafif bir baş ağrısı. O da anlamıyor bile hastalığı geçirdiğini ama hafif geçiriyor. Bir kere %80 hastaneye yatmıyor.
Hastaneye yatanlara gelelim. %20'si hastaneye yatıyor. Fatih Hoca o %20'nin içindeki 15 puanlık bölümden.